Temimizde aydınlatma ile ne yapmaya çalışıyoruz? Acaba bazı şeylerin sadece görünür olmasını mı istiyoruz? Ya da sadece belli bir amaca bağlı olarak etki mi üretmek istiyoruz? Ya da dramatik bir etki, estetik bir dokunuşta mı bulunmak istiyoruz? Evet, bunların hepsi doğru olabilir. Bunların hepsini belli oranda gerçekleştirmek isteyebiliriz. Ama özellikle görsel sanatlardan, resimden, tarihin işte bu geçmişe dayanan önemli ressamlarından yararlanabileceğimiz, dünyanın farklı coğrafyalarında farklı örneklerden yararlanan aydınlatma stillerini lütfen unutmayalım. Bunlardan bir tanesi Rembrandt aydınlatma, bir diğeri silüet aydınlatma, bir başkası Notan aydınlatma ve bir başkası cameo aydınlatma. Bunları farklı dramatik etkiler, amaçlar, dediğim gibi vurgulamalar, estetik bir takım kaygılarla kullanabiliriz. Unutmayalım.